Evet, biz sebep sonuça başlayalım. Kimler bizimle? Gaffar Yakınca, gazeteci Gaffar Yakınca, Aydınlık Gazetesi yazarı. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir bizimle. AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı ve çalışma ekonomisti Doçent Doktor Resul Kurt konuğumuz bu akşam. EYT ile başlayacağız, asgari ücreti konuşacağız. Daha sonra siyasetin gündemine gireceğiz. Başlayalım. Sebep sonuç başladı. Emre Cemil Ayvalı, AK Parti MKYK üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Gaffar Yakınca. Gaffar hoş geldiniz. Merhabalar. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve çalışma ekonomisti Resul Kurt, Doçent Doktor Resul Kurt. Resul Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen yayında da beraberdik. Evet. Yine EYT konusunda asgari ücreti konuştuk. Evet, yıl sonuna kadar böyle gidecek. Evet, sizinle başlayalım hemen. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yaş tartışmalarını? Gazeteci arkadaşlarımız kulisleri aktarıyorlar Ankara bürolardan. Tabii ne Salim olur? Çok güzel özetledi. Hı-hı. Aslında Ankara'nın havasını da buradan teneffüs ettik. Tabii şöyle, özellikle EYT konusu çok uzun zamandır sürekli gündemde olan, sürekli her programda, her yayında, her etkinlikte seslerini duyurmaya gayret eden arkadaşlarımız ve Cumhurbaşkanımız bu sese kulak verdi ve nihayet çözülmesi talimatını verdi. Tabii burada uzun bir süre hepimiz 48-50 yaş kriterinde geleceğini düşünüyorduk. Yani ben de dahil. Öyle mi? Daha aşağısı değil miydi ama yaş ya, sınırı pek yok, konuşulmuyordu yani 48, hocam. Şöyle eskiden konuşuluyordu. Yani son bir aydır öyle mi? Konuşulmuyor. İlk EYT çözüleceğiyle ilgili haberler çıktıktan sonra yaş olsun mu olmasın mı? İşte EYT'li arkadaşlarımız dediler ki yaş hiç olmasın. Hani bu yönde de talepleri vardı. En son bir ay süreçte de EYT ile ilgili herhangi bir yaş kriterinin aranmayacağı, 99 öncesi yaş şartı olmayan kadınların 20 sigortalılık yılı, erkeklerin 25 sigortalılık süresi, 5000 gün sayısını doldurarak bu kapsamda evet. EYT ile ilgili haklardan faydalanma noktasında hem böyle bir diyelim sinyal alınmış oldu. Hem de EYT'liler beklentileri karşılandığı için de bu noktada gerçekten çok olumlu bir hava yakalanmış oldu. Ama tabii ki bunun ben bir önceki yayında da söyledim. Profesör olmaya gerek yok. Şimdi Cemal Hocam'a desem hemen Excel formülleri yazar ama onun için gerek yok. Bakın hesap makinesi olmayan arkadaşlarımız cep telefonunda hesap makinesine tuşlasın. Ortalama 6500 lira emekli aylığı. Kaç kişiyi konuşuyoruz? 2 milyon kişi. Evet. 2 milyon çarpı 6500 çarpı 12 dediğiniz zaman sizin bir yıllık bütçeniz çıkar. 100 küsür milyar. 110 milyar. Bir yıllık rakamdan bahsediyorum. Yani bütçenin neredeyse 12'de biri falan. Yani tabii büyük rakam. Hani dolayısıyla tabii ki ayağımızı hem yorganımıza göre uzatacağız, hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz, hem EYT kapsamında bir beklenti oluştu ve eskilerin tabiriyle ayran kabardı. Valla şimdi Twitter'a bakmaya korkuyorum o kadar. Evet, yani. Ayran kabardı. Ben bir anket yaptım. Evet. Dolayısıyla hani şu anki beklenti şu. Biz yaş istemiyoruz. Ve bu yaş istememe tabii ki haklıdır. Yani ben de EYT'liyim. Gaffar emekli olmadı daha ama hepimiz EYT'liyiz. EYT'liyiz. Sonuçta kamuoyunda bakın 5 milyon belki 6 milyon yurttaşımızı, vatandaşımızı EYT'li olarak tabir ediyoruz. Ben geçen hafta da izah ettim. Yeni farklı talepler ve beklentiler oldu. Birincisi işte demiştim ki hatırlarsanız staj sigortası. Evet. Ben her zaman söylüyorum. Ben meslek liselerinin Türkiye'nin kurtuluşu olduğuna inanan bir insanım. Bakın biz insanlarımızı, vatandaşlarımızı, gençlerimizi, öğrencilerimizi meslek liselerine yönlendirmezsek yarın mesleksiz kalan bu gençlerimiz hiçbir vasıfları olmayınca işte düz işte bir süpermarkette kasiyerlik yapacak diploması var üniversiteli ama kardeşlerimiz olur. Ama evet. Bakın bir musluk değiştirecek usta yok. Bir kalorifer peteği değiştirecek usta yok. Boya yapacak usta yok.
Yani gelen de nasıl para iki, alıyor? Ya evde bak, bir kombi bozuldu ya mu hiç, yani korkulur ya. Herkes ya kombilerine gözü aynen gibi bakıyor. Şimdi bir de şimdi standartı ya 2 metre kare o mesleklere eğilim olmadığı için onun standartları da oluşmuyor. Tabii. Profesör iki gün ders saat versin tabii, ona kadar para iki gün, mümkün bak, değil hocam. Meri 2 gün önce 3-4-5 metrekare olmayan bir fayans için 15 bin lira istiyor. Olur. Ya duvarı altın fayansla mı yapacaksın? Hani dolayısıyla bizim meslek liselerini önemsememiz lazım. Meslek liselerini önemsememiz için de gerekirse devlet uzun vadeli primlerini ödesin. Hı hı. O bir yıllık süreçte. Ama bugün geldiğimiz noktada evet bizim staj başlangıcımızla emeklilik hesaplarında dikkate alınsın talebi var. İkinci bir talep daha var. O da şu, deniyor ki 8 Eylül 99'da geçen hafta anlattım, hı-hı, deprem oldu. Türkiye acılarla boğuşurken şimdi deniyor ki biz o dönemde deprem olduğu için sigorta girişlerimiz, primlerimiz ödenemedi. Geç yapıldı. Haklıdır, makuldur. Evet. Gerçekten insanlar can derdine düştüğü bir ortamda belki de işe girişleri yapılamamıştır. Böyle bir talep var. Üçüncü bir kategori daha var. Diyor ki Anayasa Mahkemesi 2002'de karar verdi. Dolayısıyla 2002 milat olsun. Yani 2002'den önce işe giren herkes EYT'li kabul edilsin. Hani bunlar bizim öneriler, vatandaştan bize gelen, bize gelen talepler. Son bir şey daha söyleyeceğim, o da Bağkur tescil mağdurları. Hı hı. Gerçekten Bağkur kapsamında hak kaybı olan, haklarından yeterince faydalanamayan çok ciddi bir kesim vardı. Düşün 20 sene önce Gaffar abi, hani Emre çok genç kardeşimiz hatırlamaz ama biz eczane, ben çok iyi biliyorum, eczanelerin camlarına yazardı Bağkurlu ilaç yok. Hastaneye giderdi Bağkurlu garibim. Evet biz efendim, de derdik ki ya bu Bağkurlar kötü bir şey herhalde. Bağkurlu giremez şeklinde. Bazı şimdi, hastaneler kabul etmezdi. Kabul zaten etme. Gidemezdi. Kesinlikle. Yani devlet hastanesinin bazı devlet hastaneleri hiç kabul etmezdi. Bakın devlet hastanesi Bağkurlu, bu ne kadar acı bir şey değil mi? Şimdi o insanlar ne yaptı? Ya ilaç alamıyorum, hastaneye gidemiyorum. 200 lira, 150 lira emekli aylığı veriyor. Hani bugünün parası 2001 yılında 40-50 lira, 70 lira bir, hı-hı, emekli aylığı vardı. Evet. TL olarak bakın. Dolayısıyla bu insanlar Bağkurlu olmak istemedi. Çünkü Bağkur hep tukaka olarak görüldü. Her zaman istenmeyen bir taraf oldu. Ama bugün sosyal güvenlik, benim gibi köşe yazarları, bizim gibi toplumda sosyal güvenlik bilinci, hakikaten bizim çok emeğimiz var tabii bu ülkeye. Ki. Sosyal güvenlik bilincini biz geliştirdik bu ülkede. İnsanlar, ben müfettiş olduğum zaman biz Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan geliyoruz dediğimizde derdi ki işte efendim biz falan sigorta var bizde. İşte iş yerinde yangın sigortası bizim var derdi. Yani sosyal sigortadan gerçekten Nişantaşı'nda ben yaşadım. Bizim sosyal güvenlikle ilgili bilincimiz geliştikçe bugün o yurttaşlarımız diyor ki ben geçmiş dönemde borçlanmak istiyorum sigortalı olmadığım süreyi. Ama şu anki yasal mevzuat diyor ki hayır, sen sadece 1 Ekim 2008'e kadar olan, yani 2022'deyiz, 2008'e kadar ödeyebilirsin. Daha öncesini ödeyemezsin. Bu bir talep. Bana göre de sosyal güvenlik anayasal bir haktır. Ben her zaman duruşu net olan bir insanım. Evet. Bu insanların da anayasal sosyal güvenlik hakkı tanınmalıdır. Parasını ödeyecek. Yani herhangi bir bedava hizmet istemiyor. Ben bilinçsizdim, tabiri caizse cahildim. Sosyal güvenliğin önemini bilmiyordum. Evet. Şimdi anladım. Kardeşim 25 yıl, 10 yıl, 5 yıl kaç yılsa ben parasını 200 bin, 300 bin, 500 bin devletime yatırayım. Ben de sosyal güvenlik haklarımı alabileyim istiyor. 2008 öncesi Bağkur kapsamında vergi mükellefiyeti olabilir, şirket ortaklığı olabilir. Bağkurlu sayılmayı gerektiren bir faaliyeti olanlara bizim bu hakkı da tanımamız hocam lazım. Hocam sözünüzü unutmayın. Bir şey. Hemen geleceğim. Şimdi şu 50 yaş belirlendi diyelim. Az önce Salim'le konuşurken de altını çizdi. Mesela 2024'e kadar devam edecek bu emeklilik, doğru, süreci. Doğal olarak 2024'de 2 yıl var. Yani yaş geriye gitmiş olmuyor mu şu, yok, an? Öyle değil. Yasa şöyle, çıktığında 48 olanlar 2 yıl sonra 50 olacaklar. Şimdi yanlış yasa anladım. Çıktığında 18 yaşında olan bir kadın sigortalı oldu 18 yaşında. Sigortalı oldu, 20 yıl doldurdu. 38 yaşında. Bugün
38'in biraz üzerindedir şeye göre. 43 yaşında veya 45 yaşında olur. Dolayısıyla da 5000 günü varsa emekli olabilir. Yasa yani, bu hakkı tanımıştı. Yasa bu hakkı tanıyor çünkü. Eski 38 yaşında emekli olan yüz binlerce kadın, 43 yaşında emekli olan yüz binlerce erkek var. 99 öncesi kazanılmış haklardan bahsediyorum. Bugün 2024'e kadar sadece erkekler için 25 yıllık sigortalılık süresi dolacak. Ama yaş 50'de getirilirse bu durumda 18 yaşında çalışmaya başladı. 25 yılı doldurdu. Diyelim ki 43 yaşında doldurdu. 7 yıl daha beklemesi gerekecek. Anladım. Hocamın bir sorusu var. Ben burada eklemek istediğim şu var. Mesela sağlık teknisyenleri var mesela. Ya da diyelim diş protez teknisyenleri var. Diş protez okumuşlar, gitmişler, yıllarca çalışmışlar ama bunlara sigorta yapmamışlar. Diş protez teknisyenleri var. Bunlar sigortası olmamışlar ama daha sonra sigorta olmuşlar. Ama yaşları bugün gelmiş ama 5000 günü olmuyor. Bir de 99'dan önce olanlar, yani bu yasa çıkmadan önce çalıştıkları yok sayılıyor. Hı hı. Yani bu tip çalışmış olanların, çalıştıklarını belgeleyebilenlerin sigortası yapılmamış olsa bile bunlar da bu kapsamda borcu ödeyebilmesi lazım. Bu çok tüm önemli Melih Bey. Tek yani, konu yaş değil yani bu hikayede. Abi şöyle, hizmet tespit davası, sigortasız çalışma 5 yıllık bir zaman aşımı süresine tabi. Yani işten ayrıldığı yılı takip eden 5 yıl içinde iş yerini dava edip ben Melih Altınok'un iş yerinde sigortasız çalıştım, beni sigortalı yapmadı diye hizmet tespit davası açması lazım. 5 yıl ama. 5 yıl geçti ama böyle bir yasa bilmiyor ama ki. Cemal Hocam'ın söylediği çok önemli bir nokta var. Diyelim ki en çok nerede karşımıza çıkıyor? Halk eğitim usta öğreticilerinde, milli eğitimin ders saat ücretli öğretmenlerinde, vekil öğretmenlerde. Özellikle 28 Şubat mağdurları bayanlarda. Bunlar biliyorsunuz yani sigorta olamaz. Çalışmış, devlette vekil öğretmenlik yapmış. Bakın devletten maaş almış, devlette vekil öğretmenlik yapmış. Ama sosyal güvenlik primleri o zaman emekli sandığına veyahut da sosyal sigortalar kurumuna ödenmemiş. Hem de devlet ödememiş. Devlet ödememiş. Devlet ödemiyor. Tabii okullarda. Aynı şey asteğmenlerde de var mesela. Yedek subaylık yapmış. Gülüyorum da gaffara bakıp devlet ödemiyor diye. Hakikaten biz işverenlerle ilgili konuşuyorduk. Devlet bunu yaparsa vatandaş ama bir şeyden kaynaklanıyor. Hani art niyet yok. Elde yok, avuçta yok. Bilmiyor. Yok, hayır, parasını ödemiş. Devlet nasıl ödemiş, bilmez ya hocam? Parasını ödemiş sigortasını yapmıyor. Sigortalılığını bildirmemiş. Belge vermemiş tabiri caizse. Yani belge düzenleyip o zamanki o ilgili memur arkadaşlarımız ya önemini bilemedi ya nasıl olsa ben bunun primini yatırdım. Şimdi öyle burada düşündü. Şunu hatırlatalım ya. Türkiye'deki sosyal güvenlik rejimi, hocam kısaca geçti orayı, çok uzun yıllar boyunca çok dağınıktı. Yani biz SGK reformunu yapana kadar sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirilip sosyal devlet ilkesi de eşitlik ilkesiyle beraber uygulamaya alınana kadar yani tabiri caizse kaba tabir tas kayıptı. Yani kim nereden tutuyor, ne yapıyor belli değil. Devletin de kendisine haberi yoktu. Yani ondan dolayı şaşırmamak lazım. Gamal Bey'e örnek vereyim. 2008'e kadar siz devlet memuru olduğunuz zaman Melih Bey aynı gün gidip hastanede, devlet hastanesinde siz memur olmanız hasebiyle tedavi olabiliyordunuz. 2008'i söylüyorum. SSK'lı olduğunuz zaman size diyor ki 90 gün eş çocuklarda 120 gün dolduktan sonra tedavi olabiliyorsun. En kötüsü Bağkurlular. İlk defa Bağkurlu olanlar 240 gün sonra. Yani Bağkurlu oluyorsun, iş yerini açıyorsun. 240 gün hiçbir sağlık güvenceği yok. Nefretin sebebi neydi o dönem acaba Bağkurlulara karşı? Bu da sınıfsaldır. Bir de sınıfsaldır tabii. Çünkü Bağkurlu serbest girişimci. Esnaf. Biraz daha parası yani vardır diye. Türkiye iktidarı bürokratik bir şey olarak kurulduğu için. O derin bir Bağkurluların yani çoğu sınıfsal esnaf. Gerçekten mağdur, hakikaten patron gibi düşünülüyor ama öyle değil yani. Küçük esnaf. Berber adam yanında bir kişi çalıştırıyor, o da esnaf işte. Onlar hiçbir zaman sigorta yapmıyorlar zaten, yapmamışlar. Evet. Şimdi esas bir başka problem, iş dünyasında yıllarca danışmanlık yaptık, piyasanın içinden geliyoruz. Gördüğümüz şu, bizim asgari ücretler düşük olduğu için gönüllü olarak sigorta istemiyor adam, bana sigorta paramı, maaşımı ver diyor. Çünkü adam diyelim asgari 5400 lira, 4 tane çocuğu var, bugün 5500 lira, 4 tane çocuk, ev kiraysa nasıl geçinsin? Tabii ki.
Hükümeti yine bugün yasa zorunluluk hale getirdi. İşte ihbar var, ithalat var, işte yapan patronlara şikayet edin diyor, birisi diyor, başka mahkeme oluyor ama eskiden böyle de bir şey yoktu. Evet. Adam gidip yalvarıyor patrona. Aynen. Bana sen diyor sigorta paramı da bana ver diyor ve ben bununla geçeyim, beni sigorta yapma. Eskiden çünkü pazarlık ekmek şuydu, sayısı hesaplıyor beni adam. Sigortalı yapma, sigorta parasını da bana ver. Evet. Bu 20 yıl, tabii 25 yıl Cemal Hocam'ın söylediği 20 yıldan önceki sosyal gibi güvenlik bilinci olmayan dönemler. Ama şimdi mutlaka kendi gerçek ücretinden ve işe girdiği günden sigortalı. Beni evet. ne zaman sigorta yapacaksın diyor. Artık vatandaşlarımızın, gençlerimizin inanılmaz bir sosyal güvenlik bilinci var. Yani evet, onun hakkını ben vermek para lazım. İstiyorum demiyor. Benim sigortamı ne zaman yapacaksın diyor. Evet. Hocam sizinle evet. devam edelim. Şimdi bu tartışmanın maliyeti konusu Hı-hı. konuşuluyor. Ya bu da haklı bir tartışma. Herkes oluyor, EYT'den pek çok kişi yararlanıyor ama. Bunun tolere edilebilir bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Buradan devletin yüklenmesi gereken maliyeti. Merak ediyorum görüşlerinizi. Şimdi bir defa şimdi emekli yaşa takılanlar bu ülkenin vatandaşları. Bu ülke anayasasının ikinci maddesinde sosyal hukuk devleti olarak tanımıyor. Sosyal hukuk devletinin tanımıysa vatandaşlarına insan haysiyet ve şerefine yaraşır bir yaşam düzeyi vaat eden ve bunu sürdüren devlete sosyal devlet deniyor. Sosyal devlet olduğu için devlet bunu yüklenmek zorunda. Yani bir, hı hı. yani bu devletin herhangi bir gideri gibi karşılanması gereken bir durum söz konusu. Uzun yıllar emekli yaşa takılanlar sadece bu sene olmadı bu. Hı hı. Bir önceki seçim döneminden beri tabii bunlar. Tabii çok yoğun 2002 örgütlendiler. 2012 yıllardan beri ben hatırlıyorum bunun emekli yaşa takılanlar değişik zamanlarda protesto ediyor. Artık yavaş yavaş birike bu zamana kadar geldi. Ve bu zamanda ciddi bir kamuoyu oluştu. Ve belli bir belki de tolere edilebilir de hale geldi. Daha yönetilebilir hale geldiler. Çünkü işte diyelim 48-50 yaş bunların birçoğu neredeyse 48-50 yaşa büyük oranda yaklaştılar. Ki bu eski yaş döneminde olsaydı zaten bu emekliliğini alacaklardı. Şimdi bunların birincisi bu. Emekli olacaklar ama bir de şimdi bunlar hepsi emekli olacak dair bir şey yok yani. Hak elde eden. Çünkü evet. ne var burada? Bunların büyük çoğunluğu işveren kesimde diyor ki biz kalifiye iş gücümüzü kaybederiz. Yani bunların bir kısmı çalışmaya devam edecek. Tabii. Çalışmaya devam edenler için emekli oldukları zaman da mal ekstra emekli çalıştığı için yük veriyorlardı. Ekstra işverene yük vardı. Bu yükü de hükümetin son çalışmalarla anladığım kadarıyla ortadan kaldıracak. Yani normal sigortalıyla aynı hale getirecek. Yani işverene güç olarak dönmeyecek, yük olarak. Bu da o zaman ne olacak? Bu çalışma devam edecek. Yani bu süreci biz yönetebilir kanaatim. Türkiye çünkü şimdiye kadar biriktirdi para. Epey para biriktirdik yani. Kasamızda para var, kasamızda para yok değil. Bunu da kimin için? Halk için zaten. Halk için. Bu devlet sosyal hukuk devleti ve bu yüklerin de hepsinin üzerinden gelmek işte Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dönem görev süresinin içerisinde inşallah olacağını kanaatindeyim. Evet. Gelecek dönem için iyi bir, olumlu bir havanın oluşması. Şu an toplantı devam ediyor. Bakalım ne sonuçlar çıkacak. Yarın gün içerisinde de bunları konuşacağız.